Arkadaşlar hoş geldiniz. Şöyle saçımı kestirdim. Alırım bir saatler olsun. Videonun girişini sonradan çekiyorum. Temiz saçla çekmek istedim. Keyifli seyirler dilerim. Unutmayın ki en büyük mezar insanın kalbine gömdükleridir. Buradan sonra video biraz uzun saçlı olacak, sonra tekrar kısaya dönecek. Arkadaşlar bir tane katil metni kestim. Soyshable'da bir tane atacak sağ olsun. Yok ya, onun şeyi olmadı. Onunki 90 levellikmiş metni. Onu kesemedik ama bir tane katil kestik. Bu arada 8-10 para vardı. Göstermedim. 3-3 gümüş okey sandıkları satıldı. Arkadaşlar şöyle bir ölümcül buldum. Von'um var mı? Hemen von bozdurup bunu alacağım. Şu ölümcül almak istiyorum. 39 ort, 20 ölümsüz. Böyle aldım. Arkadaş çok ucuza kurmuş. Tam da aslında benim işime yarayan bir dolunay. Ortalaması da gayet güzel. Ölümsüzü de gayet güzel. Son oran. Elementten 18 STS de var. Element ateşin gücü ama hiç sorun değil. Çok güzel bu dolunay. Yani valla tam istediğim aslında, çok güzel oldu. Eventleri kulede yapmayı düşünüyordum. Bu çok güzel oldu. Arkadaşım pazarını da aradım, bulamadım. Muhtemelen itemleri uygun koyuyor. Oyun sonu yapıyor ama zaten 12 onum var. Bulsaydım iyi olurdu. Arkadaşım pazarını buldum. Şöyle baktım da. Bunları pahalıya kurmuş. Şu belki ucuz da Efsun atmıyoruz. O yüzden bunu almayacağım. Sadece dolunayı galiba uygun koymuş. Ya da muhtemelen burası komple doluydu. Hepsi satılmış. Bu parçalar kalmış. Bunlar pek güzel değil zaten. Bir zehir güzel. Onun da fiyatı zaten malum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun izliyorsa. Sağ olsun. Tam işime yaradı. Arkadaşlar öyle VS falan mı tuttuk kendi aramızda? Maliyeci adlı arkadaş yazdı. Buradan Dızcı Mithat ve kardeşi Züppe Faruk'a selam yolluyor. Aleyküm selam. Arkadaşlar şimdi şöyle köye geldim. Biraz satış var. Ben inanıyorum ki buradaki parayı satış olduğunda çekmezsen satılmaz. Bu arada buraya kurduğum bir sürü item ve simya depoda ve envanterimde. Misal yeşim var, ne bileyim onyx var. Bunları alıyorum öncelikle. Şu paramı şamana verip en azından sandıkların yerini dolduracağım. Şöyle üstümdeki 16 onu şamana veriyorum. Umarım kurabilirim şunları. Arkadaşlar öncelikle sandıkların hepsini kurdum. Sonra baktım kitaplarla ne kadar yer var. 13 onluk yer vardı. VS'yi yaptığımız için bu levelde level falan kasacağız. Şu anlık kostümleri hiç aktarma parası vermek istemiyorum. O yüzden kostümleri satmam lazım. Bu yüzden bu kostümü de pazara attım. Arkadaşlar şöyle fişi de koydum. Kolye 2 bon indirim yaptım. Kaskara 1 bon. Öyle hem indirim yaptım. Bayağıdır satılmıyor. Hem de bunu koymak için. Bunu da şöyle 11 bona koydum. Bu fişi zaten kesinlikle değiştireceğim. Bak bu kostüm satılmasa da olur. Güzel bu. Ama bunu kesinlikle değiştireceğim. 10 yarı 10 derece hippie takmayı düşünüyorum şu an. O yüzden bunu satacağım. Şöyle paramızla beraber biraz sandık alalım. Madalya çıkarmak istiyorum. Arttırma çıktı. Çok güzel. Efsun çıktı. Güzel. Kritik çıktı. Saldırı iksiri. Yağan kral kuşağı. Ben çıkarıp geleyim. Şöyle yaklaşık 7 sandık daha açtım. Çıktı. Çok güzel. Zorlamadı fazla. Ya 7 sandık derken 7 açım. 3 sandık. Hayırlı olsun bakalım. Lan çok kötü durumdayız lan. Zen'i bile pazara atamadım lan 6M'e. Bundan sonra ETP kasmaya üşensem de şu yan çarlarımın kor görevini yapacağım. En azından simyamızı uzatırız. Oo. Lan kızıla geleyim dedim. Beşli bu. O hadi inşallah keseceğiz bunu bakalım. Şöyle arkadaşlar 15.400 CP var. Hasarı göstereyim. 6K'ya yakın da. Bizim her slot çıktığında sanırım kesmemiz lazım. Hadi ben kesip geleyim. 16.300 can var. Slotlara da kritikle 3.8K'ya kadar, 4K'ya kadar görebiliyorum. Aslında var ya, bırakmadan da bayağı bir ilerleyebiliriz. Çok az vuruyorlar şu an. Çok da canım gitmiyor. İlerleyelim bakalım biraz. Biraz da lag var. Üçüncü elim yok. Kesip geleyim en iyisi. Şöyle madalyayı çıkarttım. Eldiven taktım. Umarım şuradan bir 2-3 tane eldiven alabiliriz. Hırsız eldiveni için kesiyorum. Sırlar yüzüğüm takıla level almayayım. Evet, sanırım 5 metim vardı ve 5'ini de patlattık. Bakalım kaç eldiven çıkacak. Drop şöyle. Bayağı bir baktım. Bir adet eldiven attı sadece. Bir de 20'li pelerin. Yani beklediğimden biraz az ama devam edelim. Oo, şu görüntüye bak. Hemen koşayım oraya. 2 tane metim var en başta. Başlayalım bakalım buna. Bence tekli metni kaçmadan kesebiliriz diye düşünüyorum. Şu ucuzlardan da basayım. Balık basmayayım.
Bakalım kaçmadan kesebileceğiz mi? Gerçekten de kaçmadan kestik. Vallahi şaşırdım. Bir eldiven için sadece kaçacağım şöyle. Eldiveni takıp geri patlatacağım. Kaçmadan kesebiliyormuşuz. Vallahi 10 numara olmuş Çar. Pet'te bir şey yok yani. BS'li 2 tane var. HP absorbe bile yok şu an. 5 var toplam. Patlatalım bakalım. Bir eldiven alabileceğiz mi? Unutkanlık kitabı. Eldiveni gene atmadı. Bu metnimiz de aynı şekilde. Bu sefer metinden eldiven değiştirmek için bile kaçmadım. Tek havada bunu da kestik. Bakalım bir eldiven verecek mi? Kutsama kağıdı verdi. Tecrübe yüzüğü verdi. Abonos küpü verdi ama yine eldiven atmadı. Metin buldum bakalım. Sonucunu göstereyim. Hadi bir eldiven Tuyong. Yaparsın Tuyong. Yapmadı Tuyong. Tuyong. Bak. 9 oluyor. 9. İkinciyi vermen lazım. Ayıp edersin. Verdin mi? Vermedi. Şöyle bizde nakliye vardı. Depoda duruyordu. Yakut aldığımız için çok para yok. O yüzden satacağım onu 2.000'dan. Hayırlı olsun arkadaşıma da Shadow'a. Arkadaşlar okyanusumuz satılmış. 13.000 almıştık biliyorsunuz. 1500 ip, 15 kılıç, 15 çifte. 20.000'dan gitmiş. Üstüne ikili bir okey sandığımız gitmiş. Şöyle parayı üzerimize alalım. 41 won yaklaşık paramız oldu. Bu Yakut ne zaman gidecek acaba? Ben tekrardan şamana paramı vereyim de birkaç tane simya ettiğim pazarı et diyemiyorum çünkü. Şöyle verelim bakalım şamana paramızı. Evet. Arkadaşlar parlak bir tane onyx kurdum. Duruyordu bende ne zamandır. 24 won 30 eme kurdum. Aşağı yukarı zor kurdum bunu da. Yangı bile şamana verdim ya. Ne yapacağız biz böyle? Paramız da geri alalım artık üstümüze. Arkadaşlar atmalık kuşak alıyorum. Arkadaş 2 bona satıyor. Teşekkür ederim. Piyasası 3 bon aşağı yukarı. Hayırlı uğurlu olsun Perdium'a. Şöyle kalbimizi de atalım. Hangisi daha iyi duruyor ya? Kral kuşağı güzel de. Gerçi parlamıyor. Parlasa. Tabi ya parlasa bu daha iyi. Aradım ben de. Bir tek bu vardı ucuz. Bunu bastık 23 emişe. Evet şöyle pazarımı açtım girdim. Bakım oldu. Ninjaların büyü hasarı da bıçağa dönüştü. Muhtemelen bıçak savunması işleyecek. Biraz ona bakacağım. 16.5 10 satış olmuş. Onu öncelikle üzerime alıyorum. Buradan direkt köye gidiyorum. Ninja arkadaş bulup deneyeceğiz. Arkadaşlar şu an 40 bıçak var üzerimde. 50 bıçak sen bile bu ne lan? Valla oğlum bu adam 50 bıçakla tek atıyordu. 40 bıçakla 2.5K atıyor. Oğlum adam suikast 5K attı. Üfle bir daha. Peşine suikast at. 2.7. Suikast. Suikast atsın bakalım. 5.9. Allah Allah. Artık tükürük boş bu arada. Adama söyledim. Tükürüğü sıfırlasın artık. Hızlı saldırıya açsın. Tükürsün bakalım bu kaç tükürüyor. Oo bitmiş lan. 6K. Bu adam 21-22K atıyordu lan. Aslında süper olmuş. Vallahi ninjalar çöp olmuş. Bayağı bir denedik. Hayırlı olsun arkadaşlara. Aslında çöp olma durumu yok. Zaten kardeşim büyülü Sura'yı saymazsak hani büyü çözmesini o da çok vurmuyor. Her karakter bir tane vuruyor. Ya büyü vuruyor ya da büyü harici vuruyor. Yani ya yakın dövüş ya da büyü. Ya o da sadece yakın dövüş vuracak. Sadece çok düşmüş hasarı. Hani suikaste biraz yakın vurabilirdi. Hani eskiden ninjalar hızlı saldırı açıyordu mesela 55'ler 3. skill'e. Gene onu yaparlar ya da en azından hızlı saldırı kadar vursun. Çok düşmüş. Arkadaşlar şöyle bir pazar kurdular. Piyasa altı diye hepsine baktım da. Şu bir bondu. Bir bon diye aldım. Aslında ben niye aldım lan bunu? Oğlum bunun efsunu kötüymüş. Ben yarıyı falan 10 sandım. Neyse bir bon aldım bunları. Diğerlerini almıyorum. Arkadaşlar pazarımızda şöyle satış olmuş. Size de göstereyim. Onu üzerimize alalım. 12 bonluk. Sandıklarımız gitmiş. Zaten gördüğünüz gibi son sandıklarım. Yani atacağım pazara daha da atamayacağım. 19 tane kaldı bu 103 çıkandan. Şöyle pazar kurmak için üstündeki parayı yine şamana veriyorum. Pazar eklemeler yapacağım. Şöyle son sandığı da koydum. Şurada bir yanlışlıkla bir tane açtım dörtlü kaldı. Onu şu an kurmayacağım. Hepsi satılınca onu da atarım artık. Şöyle bir düzenleme yaptım. Kostümleri birkaç vs atmıştım. Onun için almıştım. Geri koydum bunları da. Artık şamandan paramızı alabiliriz. Arkadaşlar şimdi şu ejderha silahımıza savaşçı ninja sura 4 taş et dersem arkadaş 39 ondan alacakmış. Etlemezsem 35'e alacaktı. Ben de bunu etlemeyi düşünüyorum. Arkadaşlar taş sanatı yokmuş. Şöyle başlayalım bakalım. Savaşçı etledim. Geçti. Çok güzel. Ninja etledim.
Kırıldı. Sura'yı da şöyle madem attığın alternatif diyelim. Şöyle taktık. Çok güzel. Şimdi bir tek buna ninja ekleyeceğiz. Arkadaşlar tek ninja zorladı. Yaklaşık sanırım bir 35-40 m yaptım. Şöyle yaptım arkadaşın taşlarını. Yani 7 tane taş sana da 30-40 m'de para yedi. 4-10 çok fazla yani. 39'a satacağım. Şöyle koydum silahı. Arkadaş da 39 bunu koydu. Hayırlı uğurlu olsun kendisine. Güle güle kullansın. Çarını kasıyor. VS videosunda var mıydı bu arkadaş? Sanırım vardı. Aynen. Bu 60 level mi neydi? Kasmaya başlamış. Hayırlı olsun. Arkadaşlar şöyle ban yememek için göstereyim. Hani ne olur ne olmaz. Şöyle itemlerimi verdim. Pazarı kurmak için şamana tekrardan parayı aktarmam gerekiyor. Şamana aktardım. Şimdi ben pazara simya birkaç da item koyacağım. Şöyle zırh aldım arkadaşlar. Koydum pazara. Şimdi ben bu ana savdan en aşağı 2.15 alayım diyorum. Ya da 3.15 bulursam. Bu da benim savunmalarımı gayet güzel yapıyor. Eğer istediğim gibi küpe bulursam ama hem küpeyi bulamama durumu var hem de olmuş yani daha iyisi olsun diye bunu pazara attım. Ayakkabıya atmadım. Çünkü deri çizme daha iyisi yok yani maalesef. Şu an en iyisi bendeki o. Bir de simya attım. Bir tane daha ekledim hani hala duruyor da. Böyle kurdum pazarı. Zar zor kurdum yine. Şöyle tekrardan alalım paramızı. Bunu da videoya çekeyim. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar şöyle bir küpe alacağım bir bondan. Alalım bunu böyle. Arkadaşa hayırlı olsun. Zaten atmalıkları 60-65 hem. Pardon efsunsuzları. Bu 20 hareket hızlı farm için vesaire için ne bileyim örümcek. Oğlum bunun efsun niye böyle gözüküyor lan? Kanamaya baksanıza. Bozulmuş o da bozulmuş. Güncellemeden çıktı oyun. Bunu farm çarı veya örümcekte takılan ölümsüz vesaire ihtiyacı olmayan bir çar alır. 20 hareket hızı için alınır. 2 bondan atarız bunu da. Şu an atamayız ama. Şimdi bu adam küfür etsem ban yerim değil mi? Ya bir won için sözünden caydın diyorum. Ben buna takılıyorum diyorum. Hala o KDP'nin aynısından aldın 30'a attın diyor. Oğlum benim aldığım itemden sana ne ağzını burnunu... Cık. Kardeşim sen karaktersiz bir şerefsizsin ya. Bak çok var böyle yapan. Benden borç isteyen arkadaşları da vermiyorum bu yüzden. 30 won 2 saat yazdı. Abartsız 2 saat TM attı. 31'e anlaştık. Sabah vereceğim bir won dedi. Yani bir şey diyemiyorum şimdi. Banman yiyeceğiz. Bir won yere atıyorum. Niye ağlıyorsun? Kestim ben bunu. Böyle ya kardeşim. Bak sözünü niye tutmadın? Bir won bir şey değil ki bak. Ah 103 won var. Pazarımda 1000 wonluk item var. Amaç niye sözünü tutmadın? Bunu öğrenmem ya. Niye yavşaksınız ya? Lan bir won lan. Arkadaşlar şöyle 7 wondan 2 adet büyülü metal alıyorum. Arkadaşım sağ olsun veriyor. Yani 4 wondan satılır muhtemelen. Hani onun biraz acil ihtiyacı varmış o yüzden aldım. Ben de satabilirim diye düşündüm bir yandan da. 4'ten satarım 3 tane var. Çünkü hidra sandıkları 35 hem oldu. 22 idi. Arkadaşlar burada 5 tane ninja var. Tükürük nerflendi yas tutuyorlar. Birbirlerine falan vuruyorlar. Lan sav yokken cesti. Şöyle 3 tane metali 4 wondan alınca buldum direkt. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir pazar buldum. Arkadaşa ulaşamadım. Öncelikle 1500 CP 10-42 bir ateş ayakkabısı var. Bunun değeri yaklaşık 34 won falan. Hem bu var hem de bu var. Şimdi ninjalar bıraktı ya farmdan soğudular. Hem becerili ayakkabı hem ateş ayakkabısı için herkes almak isteyebilir ve gerçekten ucuz fiyatları. Bulamadım arkadaşı. Bu ayakkabıyı almak istiyorum okyanusu. Ateşi de alacağım ama kararsız kaldım. Bunu bir alalım. 1500 CP 10 kritik Arceus okyanus ayakkabısı. 27,5 won. Ben de zaten 33 won'a koyacağım pazara. Bunu aldım. Bunu da biraz düşüneyim. Bu da ucuz da hani tüm param da bitmesin diye almıyorum. Pazarımızda da biraz satış olmuş arkadaşlar. Onu da alalım bakalım ne kadar satış olmuş. 44 won bir satış olmuş. Şuralar boştu. Şuradan simya gitmiş. Bir de sandıklar gitmiş. Biliyorsunuz zaten sandıklar bitti. Daha kuramıyorum. Şu gidenlerin parasını alayım. Tam 101 won para var. Şimdi şamana aktaralım. Bu itemi kuralım. Şöyle az önce aldığım ateş ayakkabısını şamana verdim. Geri alırken 100 won koyuyorum. Şöyle aldım. Arkadaşlar bu Yaku deyince sorun olmaya başladı. Bu ayakkabıyı parayı şamana verdiğim halde 33 won'dan kurmak için bir yeşim aldım. Üstüme bir tane parlak safir aldım. Çok sorun olmaya başladı ya bu Yakut. Bunun artık gitmesi lazım. 12 won'dan atmalık efsane Yakut alıyorum. Hayırlı olsun arkadaşa. Şimdi pazarı kurmak için ne çıkaracağız? Ya da bir şey çıkarmayalım. Kurmayalım şu an. Dursun.
Arkadaşlar şöyle 88 on veriyorum şu anda. Buraları gösteriyorum. Kusura bakmayın da hani ban yersek kanıt olsun diye. Hani yoksa kuramıyorum pazar. Arkadaşlar şöyle yakutumuzu 14 ondan pazara ekledim. Lan bir deneyeyim dedim oldu. Hayda, demin oyuna bir şey mi olmuştu? Bak yakuttan sonra hem bu ayakkabıyı kurdum hem de iki tane yeşim kurdum. Allah Allah. Neyse hadi inşallah gider bari. Bakalım şaman ne zamandır BK okumuyorum. Ama yine yanıyor. Ejderha yardım yandı. Bir tane de kutsama okuyalım. Kutsama geçti ve M3 oldu. 34 direnç veriyor. Çok güzel. Bu gerçekten çok etkili. VS'de biri süper. Ben denedim de hani farmda zaten biliyordum. 10 numara bir şey. Şöyle bir zırh buldum arkadaşlar göstereyim. Çok kararsız kaldım. Şimdi benimkiyle arasında sadece 5 çift el var. Fark olarak ama 1000 de HP var. Yani zaten HP az olacak. Kolyede ayakkabı da az yok gibi 500 HP. O yüzden bunu direkt alacaktım aslında. Hemen pazarın yerini buldum da HP'sini en azından 1500 zannetmiştim. Böyle 300-500 çok önemli. Şu anlık bunu almayacağım. 3-15 olsaydı keşke ya. Misilleme okuyalım arkadaşlar. Şimdi ne okusam karar veremedim. Şimşek çağırma mantıklı, ruh vuruşu mantıklı, bir de kurt nefesi. Kurt nefesini ediyorum. Aslında şimşek çağırmayı da edebilirim. Direkt ruh vuruşunu seçebilirim. Şimdi şamanlar çok vuruyor. Büyüyle de biraz çözülüyor ama tek skill'i de bu değil. 50 tane skill'i var şimdi. Kritikçinin ayrı skill'i, şeyin ayrı. O yüzden ruh vuruşunu seçelim. En azından oyunun çoğunluğu savaşçı olduğu için. Ruh vuruşunu az öğretsin bize. Okuyalım bunu. İlk beceri kitabımızı ruh vuruşu okuyalım bakalım. Oo geçti. Şurada bir tane sandıktan çıkan kötü ruhum vardı. Onu da okuyalım. O yandı. Çok güzel. Yavaş yavaş böyle arttırırız bakalım. Dostlar, burada da videonun sonuna gelelim. İnşallah bir sonraki videoda çok güzel işler yapacağız. Güzel şeyler olacak. Güzel planlarım var. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip abone olabilirsiniz ve yorum yazmayı da unutmayın lütfen. Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.